Evet arkadaşlar bugünkü konumuz yurt dışı alışverişlerinde sağlanan tax free yani vergi indirimi yani geri ödemedir. Bu bir gezi videosu değil. İnanıyorum ki yurt dışına giden birçok izleyici bu konuda bilgi eksikliği veya hatalı işlemler nedeniyle hakkı olduğu parayı alamıyor. İşte sizleri ayrıntılı ve en basit şekilde anlatımıyla tax free belgeseli. Avrupa Birliği ülkelerinde her malın fiyatına ülkemizdeki KDV gibi bir tür vergi eklenir. Bu vergi VAT vergisi. Ancak ürünlerin fiyatına eklenen bu vergi Avrupa Birliği vatandaşı olmayan alıcılara daha sonra geri ödenir. İşte tax free bu. Yani bir tür geri ödeme. Dolayısıyla ülkemizden Avrupa Birliği ne kayıtlı herhangi bir ülkeye gidip alışveriş yaptığımızda Avrupa Birliği ülkesi olmadığımızdan ödediğimiz vergiyi daha sonra bize teksfiri adı altında geri ödemeleri gerekiyor. Belirttiğim gibi teksfiri vergisini sadece Avrupa Birliği ülkeleri ödüyor. Örneğin İngiltere'den bir alışveriş yapınca teksfiri yok. Teksfiri konusunda genel şartlar şunlardır. 1. Teksfiri iadesi alabilmeniz için düzenlemeniz gereken evraklar var. Bunları birazdan açıklayacağım. 2. Bu evrakları uçağa bineceğiniz havaalanında gümrükte onaylatmanız gerek. 3 VAT vergisi Avrupa Birliği ülkelerinin hepsinde oransal olarak farklılık gösterir. Teksiri ödemesi alabilmeniz için alışveriş yaptığınız ve herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde oturumunuz, sabit ikamet adresiniz olmaması gerekir. 5 ürünü satın aldığınız tarihten en geç 90 gün içinde ülkeden yani bulunduğunuz Avrupa Birliği ülkesinden çıkmanız şarttır. Sadece ülkeden değil Avrupa Birliği topraklarından çıkmanız şarttır. 6 ürünü satın aldığınız tarihten itibaren 90 gün içinde tax free formunu tax free ile ilgili belgeleri gümrükte onaylatmanız gerekir. Eğer varsa aldığınız ürün için önce fiş ve fatura alınız. Bunlar da mutlaka ödenen vergi ayrı bir kalem halinde yazılmalıdır. Satıcıya tax free formu istediğiniz söyleyin ve formu tanzim etmesini sağlayın. Form tanzimi için önemli hususlar. 1. Kimlik ve devamlı oturma adres bilgileriniz bizzat size ait olmalı. 2. Adresiniz Avrupa Birliği ülkelerinden biri dışında olmalı. Sabit ikamet adresiniz. 3. Satıcı sizden pasaportunuzu ister. Buna bakarak forma pasaport numaranızı işler. Yani pasaportunuzun yanınızda olması şart. 4. Formdaki banka hesap numaranızı ve kredi kart numaranızı eksiksiz yazın. Formu imzalayın satıcıdan tax aracı kurumunun orijinal zarfını isteyin. Fiş veya faturalar ile tax formunu bu orijinal zarfın içine koyun. Uçağa bineceğiniz havalanında yapılacak işlemler. Önceden işlemler uzun süreceğinden havalanına uçak kalkış saatinden en az 4 saat önce gidin. Havalanında gümrük ofisinin nerede olduğunu sorun pasaport kontrolünden sonra genellikle gümrük ofisine gittiğinizde içinde fiş fatura ve tek sivri formu bulunan zarfı gümrük memuruna verin. Aldığınız ürün ve eşyalar mutlaka yanınızda olmalıdır. Gümrük memuru bunlara bakacaktır. Bu ürün ve eşyaların kullanılmamış olması gerekir. Yani bir ayakkabı aldığınızda ayağınızda giyerek gümrüğe gitmeyin alışverişin üstünden 90 günden fazla süre geçmemelidir. Avrupa Birliği ülkesine giriş tarihinden itibaren 90 günden fazla zaman geçmemiş olması gerekir. Belirttiğim şartlar yerine getirilmiş ise gümrük memuru fiş fatura veya tax free formunu, tax formunu veya formlarınızı Damgalayarak onaylayacaktır. Unutmayın bu onay olmazsa asla tax free geri ödemesi alınmaz. Ona işleminden sonra uçağa bineceğiniz havalanda aracı kurumun örneğin Global Blue nakit ödeme noktası olup olmadığını sorun. Eğer varsa ofise gidin onaylanmış evraklarınızı fiş veya fatura ve tax free formunu nakit ödeme noktasında ilgiliye verin ve tax free formunda yazılı paranızı nakit alın. Ancak aracı kurumlar komisyon keserler yani formda yazılı parayı tam olarak alamayacaksınız. eğer uçağa bineceğiniz havaalanında aracı kurumun nakit ödeme noktası yoksa havaalanında aracı kurumun ofisi olup olmadığını sorun. Eğer varsa zarfın içindeki gümrük onaylı evraklarınızı aracı kurumun ofisine götürüp teslim edin. Eğer ofis kapalı ise mesai saatleri dışında ise her ofiste bulunan özel bir kutu var. Kutuya ağız, zarfın ağzını kapatarak kutuya atın. Eğer uçağa bineceğiniz havaalanında aracı kurumun ofisi yoksa Türkiye'ye döndüğünüzde, içinde gümrükten onaylanmış fatura veya fiş ve teksfiri evraklarının bulunduğu orijinal aracı kurum zarfını bir PTT şubesine teslim edin. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yoktur. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra teksfiri göre ödemeniz aracı kurum tarafından teksfiri formunda yazdığınız kredi kartı veya banka hesabınıza 3 ile 5 hafta içinde yatırılacaktır. Sonuç bir zarfın içine koyduğunuz evrakların fatura veya fiş ve teksfiri formunu mutlaka birer resmini çekin ve muhafaza edin. Çünkü aracı kurum genellikle evrakların gümrük onayının olmadığı, eksik evrak gönderildi veya evrakların kaybolduğu gibi ödeme yapmamak için birçok bahane üretir. Özellikle alacağınız teksfiri oranı yüksekse mutlaka ödememek için bahane üretirler. Çünkü evrakları PTT şubesine gönderdiğinizde gönderdiğinize dair size hiçbir belge verilmiyor. Hatta havaalanında aracı kurumun kutusuna attığınızda da bir belge yok. Yani kolaylıkla evraklar postada kayboldu bahanesi gündeme gelebilir. Daha kötüsü bu para ödenmediği takdirde şikayet edecek bir merci yok. Daha doğrusu ben bulamadım. Bilen varsa yazsın. Unutmayın, bu para hakkınız sadece işlemleri doğru yapın.